Herkese merhaba, ben Alparslan Hoca. Fransızcadan Türkçe'ye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 88. videosuyla karşınızdayım. Bu seride 100 tane video var. Her videoda 3 farklı cümleyi inceliyoruz ve tercüme ediyoruz. Toplamda 300 cümle çalışıyoruz. Haydi başlayalım. Videomuzun birinci cümlesi şöyle. Je dois le Şimdi kısa, basit, deklaratif bir cümle. Yani açıklama yapan, bilgi veren, olumlu bir cümle. Cümlenin öznesi je suis yani ben. Onun hemen yanında çekilmiş bir fiil var. Şuraya alalım. Duvar fiili Türkçesi zorunda olmak. Fiil présent'da e çekilmiş. Şöyle yazalım. Le présent. Ayrıca présent ya da présent de l'indicatif de diyebiliriz. Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veriyor. Zaten présent, présent e de l'indicatif konusunu bir videoda detaylı bir şekilde anlattım. İsteyenler o videoyu izleyerek çalışabilirler. Burada çekilmemiş yani mastar olarak kalmış bir fiil var. Reisir, başarmak demek. Zaten cümle içinde şahıs zamirine, özneye bağlı çekilmiş bir fiil varsa sonraki fiil ya da fiiller mastar olarak kalır. Ama dikkat edeceğimiz şey burada, burada bir pronom kompleman var. Şöyle yazalım. Pronom kompleman. Türkçesi için tamamlama zamiri diyebiliriz. Zaten pronom zamir demek. Şöyle yazalım. Le pronom kompleman konusu birazcık karışık geliyor size biliyorum. Bir videoda çok detaylı bir şekilde anlattım. İsteyenler izleyerek o videoyu çalışabilirler. L pronom komplemanı Türkçe'ye onları gibi bir karşılık verir. Demek ki cümlenin öncesinde çoğul bir isim geçmiş olmalı. Zira pronom komplement daha önce geçmiş bir öğeye gönderme yapar. Geldik cümlenin sonuna. Burada bir muammen var. Şimdi sözlere baktığınız zaman ben, kendim gibi karşılıklar verdiğini görürsünüz. Ama daha doğrusu kendi kendime gibi düşünmeniz lazım. Bu şekilde aklınızda tutun. Cümlenin bütün öğelerini çıkarttık. Artık tercümesini buradan yazabiliriz. Önce pronom komplemanı alalım. Onları şimdi je şahıs samirini alalım. Onları ben muamem kendi kendime ya da kendim şimdi mastar halinde olan fiili alalım. Reisir yani başarmak ne kaldı? Devoir'ın present çekimi kaldı. Je şahıs zamirine göre başarmak zorundayım. Nokta koyup cümlenin tercümesini tamamlıyoruz. Hemen bir defa okuyarak kontrol edelim. Je dois le réussir muamem. Onları ben kendim başarmak zorundayım. Geldik videomuzun ikinci cümlesine. Nous les avons préparé nous même. Şimdi cümlemizin öznesi nu, şahıs zamiri. Çok kolay. Türkçesi de biz. Onun hemen yanında yine bir pronom kompleman var. Şöyle yazalım. Le pronom komplementi'ye. Türkçesi tamamlama zamiri diye yazalım. Tamamlama zamiri. Le pronom komplemanı Türkçe'ye onları gibi bir karşılık verir. Onun hemen yanında çekilmiş bir fiil var. Şu şekilde almamız lazım. Öncelikle fiilimiz prepare fiili. Prepare hazırlamak demek. Prepare quelque chose diye düşünebiliriz. Ve le passé composé yani dili geçmiş zamanda çekilmiş. Şöyle yazalım. Dili geçmiş zaman. Pase kompozede avuarla çekilen fiillerde akor yapmayız. Ama burada akor var. Neden? Çünkü pronom kompleman fiilin önüne gelmiş. Yani nesne fiilin önüne gelmiş diye düşünebiliriz. Ayrıca fiil bir kompleman obje direkt. Yani fiil bir prepozisyon almıyor. Prepare Kerkeş ol diye düşünmemiz lazım şimdi Bu güzel bilgiden sonra devam edelim cümlenin sonunda da numen var Burada Kendimiz Ya da kendi kendimize Diye düşünelim Cümlenin bütün öğelerini çıkarttık buradaki yazdığımız ek bilgiyi unutmayın Zaten le pronom komplement konusunu anlattığım videoda e, yer verdim. O videoyu izleyerek de çalışabilirsiniz. Cümlenin tercümesini şuradan yazalım. Hemen nu şahıs zamirini alalım. Biz. Şimdi le pronom komplementini alalım. Biz onları nu mem kendimiz avon prepare hazırladık diyelim. Nokta koyup cümlenin tercümesini tamamlıyoruz. Şimdi bir defa okuyalım, kontrol edelim. Nous les avons préparé nous-mêmes. Biz onları kendimiz hazırladık. Ve geldik cümlemizin üçüncü ve son cümlesine. Ils l'ont réalisé eux-mêmes ce projet. Şimdi cümlenin öznesi il plural şahıs zamiri Türkçesi de onlar. Ve bakın burada yine bir pronom kompleman var. Şöyle alalım. Le pronom kompleman. Tekrar tekrar yazalım. Pronom komplemanın Türkçesi tamamlama zamiri. Şimdi burada tamamlama zamiri çekilmiş fiilin yardımcı fiiliyle yani avarın çekimiyle birleşmiş. Bu şekilde. Pronom kompleman burada. Dolayısıyla le ya da la Olabilir. Türkçe'ye de onu karşılığını verir. Peki pronom kompleman lö mü la mı? Yani gönderdiği sözcük eril mi dişi mi nereden bulacağız? Aslına bakarsanız önce buraya bakabiliriz. Yani fiilin sonunda bir akor var mı? Yok. Dolayısıyla eril ve tekil bir sözcüğe gönderme yapıyor diye düşünebiliriz. Zaten daha sonra ortaya çıkacak. Şuradan çekilmiş fiili bir alalım. Fiilimiz Realize fiili. Realize quelque diye düşünebiliriz. Yani bir şeyi gerçekleştirmek. Ve passe composé de çekilmiş. Le passe composé yani Türkçe'ye dili geçmiş zaman karşılığını veren zaman. Türkçesi dili geçmiş zaman. Bu konuyu da bir videoda anlattım. İsteyenler izleyerek çalışabilirler. Burada ÖM var. Türkçe karşılığı olarak kendileri kendi kendileri gibi düşünebiliriz. Ve bakın cümlenin sonunda ne geliyor? Sö proje geliyor. Şimdi sö bir işaret sıfatı ve Türkçeye bu karşılığını veriyor. Proje Türkçesi de aynı le proje diye bir yazalım. Türkçe'ste de proje. Peki neye gönderme yapıyor? Aslına bakarsanız bakın buradaki pronom komplemanla birleştirmemiz lazım. Ya da pronom komplemanın yani buradaki pronom komplemanın se projeye gönderme yaptığını düşünebiliriz. Peki pronom kompleman yani tamamlama zamiri daha önce geçen bir kelimeye gönderme yapıyor olmalı demiştik. Bu cümlede olduğu gibi pronom komplemanı ne için kullandığımız daha sonra gelebilir mi? Evet, gelebilir. Şimdi cümlenin bütün öğelerini çıkarttığımıza göre şuradan tercümesini yazalım. Öncelikle il plüryel şahıs zamirini alalım. Onlar. Şimdi pronom komplemanı alalım. Onu. Öğmem kendileri on realize gerçekleştirdiler. Virgülü koyalım aynı yere. Sö bu proje proje. Peki Türkçe'de bu şekilde söyler miyiz? Aslına bakarsanız birkaç şey deneyebiliriz. Öncelikle onu yani yani kendimiz ekledik. Bu projeyi kendileri gerçekleştirdi diyebiliriz. Ya da Türkçe'de söylerken pronom kompleman tamamlama zamirini tamamen çıkartırız. Onlar bu projeyi kendileri gerçekleştirdi diyebiliriz. Şimdi doğru karşılık olarak bunu düşünelim ama pronom komplemanı da eklediğimiz karşılığı da burada. Bir defa okuyalım, kontrol edelim. Ilon realize övmem ce proje. Onlar onu kendileri gerçekleştirdiler bu projeyi. Onlar bu projeyi kendileri gerçekleştirdi. Ve La Fen de la Video Fransızcadan Türkçe'ye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 88. videosunun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız Farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.